dostlarım, bu videomda sizlere Rus asıllı, dünyaca ünlü filozof Lev Tolstoy'un kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Tolstoy'un şu sözü beni çok etkilemişti. Şöyle bir sözü vardı Tolstoy'un. Eğer bir yerin acıdığında hissediyorsan canlısın. Dünyanın başka bir yerinde birinin canı yandığı zaman onu hissediyorsan insansın demişti. Tolstoy 9 Eylül 1828'de Yasnaya Polyana Rusya'da doğmuştur. Tolstoy zengin bir ailenin çocuğu olarak Tula şehrinde Yasnaya Polyana adındaki konakta dünyaya geldi. Küçük yaşlarda önce annesini sonra babasını kaybetti. Tolstoy çocukluğundan beri gerçekçiliğe çok meraklıydı. Tolstoy çocukluğunu yakınlarının yanında geçirdi. Fransızcasını çok ilerletmişti. Fransız yazar Voltaire ve Jacques Rousseau'nun eserlerini okumuş, Tolstoy Yasnaya'da köylülerin arasına girdi ve ilk eseri olan Çocukluğu yazdı. Tolstoy bir süre Kafkasya'ya gitti, Kafkas halkının yoksulluğuyla alakalı eserler yazdı. Tolstoy 1854 yılında orduya girdi, subay olarak Kırım Savaşı'na katıldı, sonra ordudan ayrılıp St. Petersburg'a yerleşti. Sakin bir hayat geçirdiği Petersburg'da bazı eserlerini yazmıştır. Bunun sonrasında bir arayış içinde olan Tolstoy, Almanya, İsviçre ve Fransa'yı dolaştı. Sonrasında Tolstoy, Yasnaya Polyana'ya döndü. Asaletten ve lüksten nefret ediyordu. Burada bir okul kurdu, huzura kavuştuğunu düşündü. 1862 yılında eşi Sofia Bers'le evlendi. Bu evlilikten 13 tane çocuğu oldu. Çocuklarından çoğu küçük yaşlarda ölmüştü. En büyük eserleri olan Anna Karenina, Savaş ve Barış gibi eserlerini de bu dönemde yazmıştır. Eserlerini yazarken en büyük yardımcısı da eşi olmuştur. Hatta eşi eserlerine birçok kez düzeltmelerini yapmıştır. Aradan biraz zaman geçtikten sonra büyük bir moral çöküntüsü yaşadı. Geniş halk kitlelerinin ve köylünün yoksulluğu ve perişanlığı onu çok üzüyordu. Bütün servetini köylülere bağışladı. Ve kendisi de köylülerin arasına karışıp onlar gibi yaşamaya başladı. Onlar gibi giyindi, onlar gibi yedi içti. Şimdi Tolstoy dediğimiz adam Hristiyan inanışına sahip bir insan. Marksizmi de benimsemiş bir insan. Hayatını tamamıyla değiştirmişti ama değişmeyen tek tarafı bıkıp usanmadan yazmasıydı. Ben Müslüman bir insanım, milyonlarca kez de şükürler olsun ki Müslümanım. Şimdi kendi kendimize bir soralım bakalım, etrafımızda kaç tane Müslüman var bunun gibi? Adam zengin bir insan olarak doğuyor, lüks ve şatafat içinde hayatını yaşayıp vur patlasın, çal oynasın yapabilirdi. Ama adam halkın yoksulluğuna ve acısına dayanamayıp bütün malını ve servetini köylülere dağıtıyor. Şöyle etrafınıza bir bakın, bakalım bulabilecek misiniz bunu bağışlayabilecek bir tane Müslüman? Etrafınızda dindarlığı ve Müslümanlığı kimseye kaptırmayan insanların içinde bunu yapabilecek bir yürekte olan bir insan bulabilecek misiniz bakalım? Tam tersine biz Müslümanlar kendimize karşı hiç öz eleştiri yapmayız. Paraya, pula, makama, mevkiye, tam tersine Japon yapıştırıcısı gibi yapışırız. Ben kendi şahsıma böyle Hristiyan'ın, böyle Marksist'in taşaklarını sıvazlarım, hatta onları stres topu olarak kullanırdım. Yani benim gördüğüm Tolstoy her şeyden önce insandı, adamdı. İnsanlar boşu boşuna dünya tarihine altın harflerle ismini yazdırmazlar. Tolstoy köylülerin arasında yaşarken Krocher Sonat, Efendiyle Uşak, Karanlıkların Gücü gibi eserleri, İman Nedir, İnciler, Kilise ve Devlet, İtiraflarım gibi eserleri de bu yıllarda yazmıştır. Tolstoy eserlerinde insanlığın çok çeşitli meselelerine değinmiştir. Bundan dolayıdır ki Tolstoy'un dünya ölçeğinde fikir ve sanat değeri vardır. Dünyada gerçekçi edebiyatın en büyük temsilcilerinden birisi olmuştur. Aynı zamanda eğitimci ve filozof olarak da ün salmıştır. Videomun başında saydığım eserlerin yanı sıra Diriliş, Gençliğim, Çocukluk, Hacı Murat, Ayaklanış, Sergi Baba, Tanrı Bizim İçimizdedir, Kazaklar, Tesadüf, İki Süvari ve bunların yanı sıra birçok eseri vardır. Sonuçta Tolstoy, dünya edebiyat ve felsefe tarihine altın harflerle adını yazdırmıştır.
Tolstoy 82 yaşındayken 1910 yılında kış ortasında evini terk edip zatürreden hastalanıp Astapovo tren istasyonunda zatürreden öldüğü hayatını kaybetti. Cenazesine binlerce köylü katıldı polisin engellemelerine Sonuç karşı. olarak Tolstoy büyük bir insan, büyük bir adam, büyük bir düşünür, büyük bir filozof olarak dünya tarihine altın harflerle adını yazdırmıştır. Selam olsun Tolstoy'a. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.